Şimdi genel fotoğrafa bakacağız. Türkiye'nin dört bir yanında nasıl bir iklim söz konusu olur önümüzdeki 24 saatte, meteorolojinin gündemi diyeceğiz. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve de yer yer çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi yerel olmak üzere gök gürültülü ve sağanak yağışlı deniyor. Tahminler bu yönde. Ayrıntılar ve daha fazlası için TRT Haber meteoroloji uzmanlarının hazırladığı hava durumu grafiklerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Hemen sonrasında da gece bakışının ikinci diliminde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam edeceğiz. Bazı illerdeki hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir ve Çanakkale parçalı bulutlu. İstanbul 25-33, Bursa 20-31, Kocaeli 22-31, Balıkesir 20-32, Edirne 21-32, Çanakkale 22-32, Tekirdağ ve Yalova 22-30, Kırklareli 20-30, Sakarya 22-31 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, Kütahya yerel sağanak yağışlı. İzmir 26-36, Denizli ve Manisa 23-37, Afyonkarahisar 17-30, Kütahya 16-30, Muğla 22-37, Aydın 24-40, Uşak 18-30 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, Osmaniye yerel sağanak yağışlı. Adana 26-35, Antalya 28-38, Mersin 27-34, Kahramanmaraş 25-36, Isparta 18-34, Hatay 26-34, Burdur 20-34, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu, Sivas gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 18-31, Konya 22-32, Kayseri 16-32, Eskişehir 19-30, Sivas 17-28, Nevşehir 17-30, Kırıkkale 20-33, Aksaray 18-32, Çankırı 17-33, Kırşehir 19-33 derece. Batı Karadeniz bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı. Bolu 16-27, Zonguldak 21-28, Sinop 25-30, Karabük 20-32, Düzce 20-30 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı, Çorum parçalı bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları çok kuvvetli sağanak yağışlı. Samsun 25-32, Trabzon 24-28, Rize 23-29, Ordu 24-30, Artvin 20-29, Çorum 16-31, Gümüşhane 17-26, Giresun 24-30, Amasya 20-31, Bayburt 14-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 12-27, Erzincan 19-30, Malatya 21-34, Elazığ 22-35, Kars 13-25, Van ve Bitlis 15-29, Hakkari 20-31, Tunceli 17-36, Ardahan 12-21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Diyarbakır 25-38, Gaziantep 24-36, Şanlıurfa 27-39, Mardin 29-35, Batman 20-40, Siirt 27-36, Adıyaman 26-40, Kilis 23-37 derece. Bir kez daha merhaba, bir kez daha TRT Haber'de Gece Bakışı'na hoş geldiniz. Bir kez daha ben, Fuat Kozluklu. Saatler 00.03'ü gösteriyor. Takvim yaprakları da 3 Ağustos 2018 Cuma diyor. Devam ediyoruz hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal ötesi küstahsı yaptırım kararına Ankara'dan tepkiler devam ediyor. Yaptırım kararı şiddetle protesto edildi geride kalan günde de. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun karşılıksız kalmayacağını belirtti. Adalet ve İçişleri Bakanlarının tepkisi de gecikmedi. Washington, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal kararına Ankara'nın tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son gelişmelerin büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklükle aynı olmadığını dünyaya gösterdiğini belirtti. Oktay, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise skandal kararın Türk halkının onurunu zedelediğini ifade etti. Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak
Amerika'daki iki bakan hakkında onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz hükümetten. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur. Bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, ABD şuursuz davranışlarından vazgeçmeli dedi. Yaptırım kararları hukuken geçersiz, ahlaken çürük, esasen yok hükmündedir. Yaptırım kararlarına mütekabiliyet ilke ve esasları kapsamında aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye'ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım kararı şiddetle protesto edildi. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ni sosyal medya hesabı üzerinden uyardı. ABD'nin yaptırım uygulamaya kalkışmasının karşılıksız kalmayacağını söyledi. ABD yönetimi, hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz ifadelerini kullandı. Yaptırım kararının hedefindeki isimlerden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tepki gösterdi. Gül, Türkiye'de yaşamak dışında bir düşü olmadığını vurguladı ve ekledi. ABD veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kararla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. ABD'de bir malımız var, o da FETÖ. Onu da orada bırakmayız, alacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise kararın kabul edilemez olduğunu belirterek önceliğin diplomasi ve yapıcı çalışmalar olduğunu vurguladı. Albayrak, bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye'ye ve Türk ekonomisine etkisinin sınırlı olacağını ifade etti. Bu süreç içerisinde spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Ekonomik dengelemenin akabinde ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çok güzel. Amerika'da bir malımız var. O da FETÖ. Evet, FETÖ'nün merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve elebaşısı da orada. Washington yönetiminin skandal yaptırım kararına karşı Ankara'nın yol haritası da hazır. Türkiye'nin haklı gerekçeleri saklı tutuluyor ve soruna diyalog yoluyla çözüm bulma yönünde bir çaba sarf ediliyor. O çaba sürüyor. Diplomatik kanallar açık ve görüşmeler de devam ediyor. Ancak olumlu sonuç alınmazsa atılacak adım aynıyla, aynı şekilde karşılık verme olacak. Diplomatik kaynaklar bize görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Washington yönetimi skandal yaptırım kararıyla tansiyonu yükseltti. Ankara geri adım atmadı, karşılıksız kalmayacak uyarısı yaptı. Kapsamlı bir yol haritası hazır. Yaptırım kararına aynı şekilde karşılık verilecek ama öncelik diplomaside. İki dost ülke, iki müttefik ülkenin mutlaka sorunlarını masa başında diplomasi yoluyla, görüşme yoluyla çözmesi lazım. Hedef sorunun diyalog yoluyla çözümü. Arka kapı diplomasisi çalışmaya başladı. Diplomatik kanallar üzerinden görüşmeler yürütülüyor. Diplomatik kaynaklara göre bu görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Kısa süre içinde ABD ile gerilimin düşürülmesi konusunda pozitif gelişmelerin olabileceği beklentisi hakim. Ankara olumlu tavrını sürdürürken haklı gerekçelerinden de vazgeçmiyor. İstenilen tekrar Ankara ile Washington hakkındaki bu gerilimin düşürülmesi. Ankara-Washington hattında bu gelişmeler yaşanırken ilk yüz yüze temas da Singapur'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo Cuma günü bir araya gelecek. Sürecin seyri bu görüşmeden sonra netleşecek. Ve yeni sistemin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirildi. 2,5 saat süren toplantının ardından Şura'da alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın, 9 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiğini, 12 general ve amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini söyledi. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal Oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel,
orgeneralliğe terfi ettirildi. 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general amiralliğe yükseltilmiştir. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 12 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 244 olacaktır. Yeni sistemin ilk yüksek askeri şurası 2,5 saat sürdü. Şura sonrası alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel, Orgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Yaş üyelerinin ilk adresi Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki üyeler Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı ilk kez külliyede gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni üyeler olarak toplantıdaydı. Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı şurada bu kez Milli Savunma Bakanı olarak yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla toplantı masasındaydı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Ümit Dündar ilk defa şurada görev yaptı. Yaş toplantısının ardından Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhalifler olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Muhalifler adına açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesi Gaye Usluer yaptı. Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza topladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu kurultay sürecini bir an önce başlatmalıdır dedi. Muhalif kanada cevapsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, İlk incelemelere göre yeterli sayının olmadığı görülüyor dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi fokur fokur. Noter tasdikli imza sayımız 630 değerli arkadaşlar. İlk incelemelere göre ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. İmza toplama sürecinde yaşanan tartışma, imzaların genel merkeze tesliminden sonra da hız kesmedi. CHP'de muhalifler sayı tamam diyerek imza dosyalarını verdi. Parti yönetiminden karşı atak geldi. Bir düğüm var ve biz diyoruz ki bu düğümü gelin hep birlikte bir düğüne çevirelim. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. Kimin koltuktan kalkacağı, kimin oturacağı asla değildir. Olağanüstü kurultay çağrı ekibi mavi dosyaların içindeki imzalarla ve çiçekle geldiler genel merkeze. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce Sayın Genel Başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Şu anda genel merkezimiz yazı işlerinde noter onaylı belgelerin tek tek dökümü yapılıyor. Parti içi muhalefet 630 imza toplandığını söyledi. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. noterine tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. 50 delegemizin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiklerini biliyoruz. Ama bu belgeler elimizde değil. Bize ulaşmadı henüz. Pazartesi günü saat 17'ye kadar bu belgelerin ulaşması dahilinde onlar da işleme alınacaktır. İmzaların incelenmesi için genel merkezin önünde bir aylık bir süre var. Olağanüstü kurultay olacak mı, olmayacak mı sorusu yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak. Ler 00.14'ü gösteriyor. Takvim yaprakları da 3 Ağustos 2018 Cuma'yı. TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. Terör örgütlerine verdiği milyarlarca dolarlık askeri ekipman. Orta Doğu'yu savaş alanına çeviren sayısız proje.
açıktan ve el altından yapılan, sonu gelmeyen, vicdansızca ve de ahlaksızca silah ticareti. İşte özellikle Orta Doğu'da durmayan kanın mimarı Amerika Birleşik Devletleri'nin silah imparatorluğu. Binlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca sevdiklerini terk etti. Son 30 yıldır Orta Doğu ve Afrika'daki savaşlar bitmek bilmedi. Terör patladı. Silahların sponsoru ise Amerika Birleşik Devletleri. ABD ilk Irak müdahalesini 1991'de, ikincisini ise 2003 yılında gerçekleştirdi. İşgalin ardından Orta Doğu bir daha eskisi gibi olmadı. ABD'nin dağıttığı milyarlarca dolar değerinde silahın izi bulunamadı. Kaybolan silahlarla birlikte bölgedeki terör örgütleri büyük güç kazandı. DAEŞ ortaya çıktı. Suriye ve Irak'ta milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri işgal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'ye havadan yaptığı silah yardımları da DAEŞ'in eline geçti. Washington'dan gelen silahlarla bölgede terör örgütleri tahkim edildi. Konu Amerikan Kongresi'nde dahi tartışıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Waddell, Kongre üyelerinin sorularıyla köşeye sıkıştı. What is the legal justification to be there after ISIS is no longer there? Well, the fact is ISIS is still there and that's what we're dealing with right but now. But the question I asked you is after ISIS is defeated and you've accomplished that. Well, part of our what is the legal justification for US service members to be deployed in Syria? Well, the principal thing will be to ensure that that ISIS does not reemerge. Öte yandan terör örgütü DAEŞ'ın en başından beri ABD silahlarını kullandığı ortaya çıktı. 2015 yılında yayımlanan Uluslararası Af Örgütü raporuna göre ABD işgal sonrası Irak ordusuna 2 milyar doların üzerinde değere sahip askeri ekipman verdi. DAEŞ'ın Musul işgaliyle birlikte Irak ordusu tüm bu mühimmatları terör örgütüne bırakarak çekildi. Böylece Washington, bölgedeki terör koridorunun da mimarı oldu. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'la mücadele için başka bir terör örgütünü seçti. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye ağır silahlar sağlandı. Yaklaşık 4000 tır ve 2000 uçak dolusu silah terör örgütüne aktı. Sadece silah ve mühimmat vermekle kalmadı Washington yönetimi. PKK-PYD unsurlarını bölgeye gönderdiği onlarca askeri danışmanla bizzat eğitti. DAEŞ'ın boşalttığı bölgeyi yine bir terör örgütü PYD doldurdu. ABD'nin terörü finanse etmesi kendi vatandaşlarının bile tepkisini çekti. Eğer sıradan bir Amerikalıya vergilerinin Amerika'nın terör örgütleri listesindeki PKK ile bağlantıları olan neo-Marksist bir örgüte silah vermek için harcandığı söylenirse dehşete kapılır. 80'li yıllara dönük yine. Militanlara gizlice mali destek veriyoruz. Başka şeyler yapıyoruz. Bu parayı nereden gönderiyorlar? Vergilerimin ne kadarının bu işlere harcandığını bilmek istiyorum. Yapılan yardımların sadece DAEŞ'la mücadele kapsamında olduğu söylendi. Ancak bunun gerçekle alakasız olduğu ortaya çıktı. Ankara, ABD'nin açıklamalarını her fırsatta sert bir dille eleştirdi. Para ise para veriyorsun. İlk gelen haberler şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Onlar da dolaylı yollarda. Güya DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor.
Destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı defalarca tekrarlandı. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar. Ancak tüm uyarılara karşı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın terörü ayırdığı bütçe her sene giderek arttı. 2018 bütçesine kıyasla terör örgütü PYD-PKK'ya ayrılan para 50 milyon dolar artırıldı. EİT donat için 300 milyon dolar, örgüte kurdurulan sözde sınır güvenlik unsurlarına ise 250 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Pentagon, 2019 savunma bütçesinde Suriye'de PYD-PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti. Evet, ülkemizin toprak bütünlüğüne kastedenlerin kullandığı silahlar da Made in USA. Made in USA yani Amerika Birleşik Devletleri üretimi. 25 yaşında gencecik bir anne ve henüz 11 aylık süt kokan cam parçası. Önceki gün asker babaya yaptıkları sürpriz ziyaretin dönüşünde hain teröristlerce katledilmişlerdi. Anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan bebeğin Sivas Şarkışla'daki mezarlarına ziyaretçi akını vardı dün. Assubay Serkan Sarıkaya, Kayseri'de baba ocağında taziyeleri kabul etti. Günden bugüne kadar acıların en büyüğünü yaşadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşini ve 11 aylık bebeğini teröre şehit verdi Assubay Serkan Karakaya. Kayseri'deki baba ocağı taziye için gelenlerle dolup taştı. Taziyeleri kabul eden Karakaya metanetini korudu. Bir Bedirhan gidecek, bir Nurcan gidecek, bir Serkan gidecek ama 1000 tane yenisi gelecek. Eşimden Allah razı olsun. 1000 kere Allah razı olsun. Hani korkusu yoktu. Sen nereye gidersen ben oraya geleceğim dedi ve geldi zaten. Serkan Karakaya'nın bölücü teröristlere mesajını etti. Ben gerekirse tekrardan aynı görev yerimde görev yapmak istiyorum. Bunu yetkililerimiz nasıl uygun görür bilmiyorum ama ben tekrar Yüksekova'da çalışmak ve eşimin, çocuğumun öcünü almak istiyorum. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun. Anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan bebeğin Sivas Şarkışla'daki mezarlığına ise ziyaretçi akını vardı. Şarkışla garnizon şehitliğini ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim okuyup şehit anne oğul için dua etti. 11 aylık Bedirhan'dan geriye bu görüntüler kaldı. Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun diyor. Şehitlerin cam parçası onları besleyenlerin de üzerine olsun, onları destekleyenlerin de üzerine olsun. Ve sürpriz olmayan bir sessizliğin haberi, PKK terörüne Avrupa yine sessiz kaldı. Alışıldığı şekilde Hakkari'de katledilen 11 aylık Bedirhan ve annesi için Avrupa kurumlarından ve basınından hiç ama hiçbir kınama gelmedi, gelmeyecekti. Ellerini kollarını sallayarak bir ülkeden diğerine geçiyorlar. Sözde mitingler düzenleyip örgüt propagandası yapıyorlar. Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ses çıkarmayan Avrupa ülkeleri 11 aylık Bedirhan ve annesinin öldürülmesi karşısında sus pus. Terör örgütü PKK 11 aylık bebeği ve annesini katletti. Avrupa sessiz kaldı. Avrupa Birliği kurumlarından şu ana dek resmi bir kınama mesajı yayınlanmadı. Terör örgütünün rahatça hareket etme imkanına sahip olduğu Almanya'da da durum farklı değil. Almanya İç İstihbarat Servisi'nin raporuna göre Almanya'da terör örgütü PKK'nın 14.500 yandaşı var. Terör örgütü yandaşları Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında Almanya'yı yalan haber ve fotoğraflarla Türkiye'ye karşı kışkırttı. Siviller ölüyor yalanı Alman medyasında da yer buldu. Ancak PKK'nın canice katlettiği anne ve 11 aylık Bedirhan'dan hiç bahsetmediler.
Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu sırasında sivil ölümler var yaygarası koparan Alman medyası, 11 aylık Bedirhan'ın ve annesinin terör örgütü PKK tarafından katledilmesinin ardından 3 maymunu oynadı, katliamı görmezden geldi. Bebek katili PKK'nın son kurbanı, 11 aylık bebek Mustafa Bedirhan Karakaya. Bölücü terör örgütünün 1980'lerin ortasından bugüne kadar yaptığı çocuk ve bebek katliamları hafızalarda derin izler bıraktı. Çok sayıda çocuğun yaşam hakkının elinden alındığı saldırılar, katliamlar, üzerinden yıllar geçse de geride dinmeyen derin acılar bıraktı. Beslendi. Asker, polis, kadın, erkek, genç, yaşlı gözetmeksizin binlerce kişiyi katletti. Terör örgütü PKK kanlı elini bebek ve çocuklara da uzattı. Süt kokan ana kuzuları hain teröristlerin her zaman hedefindeydi. Takvimler 7 Mart 1987'yi gösteriyordu. PKK, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açık Yol Köyü'nde 6'sı çocuk 8 kişiyi kurşuna dizerek katletti. Aynı yıl Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 47 çocuk ve bebek daha girdi tabuta. Kara namlular üzerlerine ölüm kustu. Benzer saldırılar 1988'de de devam etti. Bu kez 9 Mayıs 1988'de Mardin Nusaybin'e bağlı Behni'nin mezrağında yükseldi çığlıklar. PKK'lı teröristler aynı aileden 8'i çocuk, 2'si kadın, 11 kişiyi katletti. Kana doymayan teröristler 1993'te Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyüne saldırdı. 13 çocuk, 22 kişi kurşuna dizildi. Haince katledilenlerden biri de 3 yaşındaki Serkan Erdem'di. Serkan bebeğin fotoğrafı uzun süre hafızalardan silinmedi. Tarih 13 Ocak 2016'yı gösterdiğinde katliamın adresi bu kez Diyarbakır'ın Çınar ilçesiydi. Bomba yüklü araçla ilçe emniyet müdürlüğü ve lojmanlara saldırdılar. 5 aylık bir bebekle 4 ve 12 yaşındaki iki çocuk şehit edildi. Korkusuz, kocaman yürekli Eren Bülbül, 15 yaşında içti şehadet şerbetini. PKK'lı teröristler Trabzon'un Maçka ilçesinde bir yaylada şehit ettiler onu. Bölücü terör örgütü kanlı tarihine yeni bir sivil katliamını daha eklemiş oldu. Ve bebek katili PKK'nın son kurbanı Hakkari Yüksekova'da 11 aylık Mustafa Bedirhan bebek. Astsubay babasını ziyaretten dönerken yüzleşti katillerle. Çakmak çakmak gözleriyle babasına son kez baktı. Teröristler 25 yaşındaki anne Nurcan Karakaya'nın kullandığı aracın geçişi sırasında tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi. Nasıl inmişsin? At! Nurcan Karakaya ve 11 aylık Mustafa Bedirhan şehit oldu. Mustafa Bedirhan bebeğin naaşının önünde taşınan, üzerinde bebek yazan boş çerçeve yürekleri dağladı. Terör örgütü PKK, gerçekleştirdiği kanlı eylemlerle yüzlerce çocuğu katletti. Çok sayıda çocuğu da sakat bıraktı. Evet, bebek katili PKK. Bu vatanın çocukları silahlı ve de kravatlı teröristlere lanet okudu, okuyor, okumaya devam edecek. Sanırım ben de şunu ekleyebilirim. Özgürlük ve demokrasi insan içindir. İnsan için. Yüz binlerce dolarlık evler ve arabalarla
lüks içinde yaşıyorlar. Kimi gayrimenkul zengini, kimi restoran, kafe sahibi. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firari FETÖ'cüleri yaşadıkları lüks hayat sık sık medyaya geliyor, sık sık kameralara yansıyor onların yaşadıkları o lüks hayat. Terör örgütü üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu denli rahat koşullarda yaşaması da dikkati çekiyor ama sürpriz değil. Zira merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor FETÖ'nün ve de FETÖ'nün liderleri de orada korunuyor, kollanıyor ve besleniyor. Her zaman bunu söylemeye devam etmek gerekiyor FETÖ deyince. Milyon dolarlık villalar, birbirinden lüks arabalar, onlarca sözde okul, Amerika Birleşik Devletleri'nin önlerine serdiği imkanlarla yüksek standartlarda rahat bir yaşam sürüyorlar. FETÖ'nün en önemli gelir kalemlerinden biri sözde eğitim kurumları. Terör örgütü 140 civarındaki okulla ABD'de en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birini yönetiyor ve bu okullar sayesinde devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık gelir elde ediyor. Hain darbe girişiminde ihanet emrini veren Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı ismi Fethullah Gülen ise örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinden yönetiyor. Salisbury kasabasındaki 400 dönümlük çiftlik 3000 metrekarelik bir malikaneyi barındırıyor. Misafir evlerinden müştemilatlara yaklaşık 10 milyon dolarlık terör yuvası olağanüstü önlemlerle korunuyor. Çiftliğin idaresini yürüten Gülen'in yeğeniyle evli olan Cevdet Türkoğlu ve ailesi Pensilvanya ile Florida'daki gayrimenkul zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, New Jersey'deki lüks semtte kendisine tahsis edilen araca binerken, Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım ise Manhattan manzaralı iş yerinde lüks otomobil alıp satıyor. Örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı'nın New Jersey'deki lüks hayatı Pensilvanya'ya sadece birkaç saat mesafede. FETÖ'nün sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin, Texas eyaletinde. Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan vatandaş, New Jersey'de refah içindeki yaşamlarıyla görüntülendi. Lüks hayatla dikkat çeken FETÖ firarilerinden bir diğeri de Hakan Şükür. San Francisco yakınlarında açtığı kafe, bölgedeki örgüt üyelerinin de buluşma noktalarından. Lüks otomobil düşkünü Hakan Şükür, ailesiyle birlikte 3 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor. Son olarak FETÖ'nün para kasası diye anılan Osman ve Bahattin Nakıboğlu, Kaliforniya'da kameralara yakalandı. Firari baba oğul, Mateo kentinde yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde kanal manzaralı lüks villada oturuyor. Hesaplarında 22 milyon dolar, Silikon Vadisi'nde bir iş yerleri, ayrıca çok sayıda lüks araçları bulunuyor. Firari baba oğul, lüks ofis ve toplantı mekanları kiralama işi yapıyor. FETÖ'cülerin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da beyaz eve olan ofislerinin uzaklığı 350-400 metre. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasına en sert tepki gösterenlerden biriydi. O dönem 1. Ordu Komutanı olan Dündar, darbeci generalleri ikna etmek için yoğun çaba harcamıştı. Onlardan biri de eski Tuğ General Eyüp Gürler'di. İkili arasında yaşanan telefon görüşmesi İstanbul'daki ana darbe davasının gerekçeli kararına girdi. Eski Tuğ General Eyüp Gürler. 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul'daki lider kadrosundan biriydi. Ana darbe davasında yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davaya ilişkin gerekçeli kararda Gürler'in dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la yaptığı telefon görüşmesine yer verildi. Görüşmenin tanığı 1. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi Nöbetçi Vardiya Amiri Yarbay Ümit Ertuğrul. O gece harekat merkezini arayan Dündar, Ümit Ertuğrul'a beni Eyüp Gürler'le görüştür der. Ertuğrul da telefonu Gürler'e verir. Orgeneral Dündar, Gürler'i darbe girişiminden dönmesi için iknaya çalışır. Yanlış yapıyorsun. Teslim ol. Teslim olmayacaksan oraya operasyon yapılacak. Sonuçlarına katlanırsın. Senin gibi düşünen varsa yanında kalsın. Diğerlerini bırak. Masum insanların burnu kanamasın. Ancak Eyüp Gürler teklifi reddeder, teslim olmaya yanaşmaz. Komutanım özür dilerim ama ben sonuna kadar devam edeceğim. Buraya kimseyi göndermeyin.
cesedimi çiğnerler. Olayın tanığı Ümit Ertuğrul, telefonu kapatan Gürler'in kendisine bakarak elle boğaz kesme işareti yaptığını, kestiririz ama geri dönmek yok dediğini de aktardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı örgütün sözde gizli sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleştikleri belirlenen 27 asker hakkında geride kalan günün ilk saatlerinde gözaltı kararı verdi. Ankesörlü telefonla iletişime geçtiler. Ardışık arama sistemi ortaya çıkınca tespit edildiler. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Bazıları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli örgüt mensubu askerlerle, örgütün sözde gizli sorumluları arasında ankesörlü telefonda iletişim kurulduğu tespit edildi. Aralarında 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üst teğmen ve 2 astsubayın bulunduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kişilerden 5'inin aktif görevde olduğu, diğerlerinin daha önce açığa alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltı işlemlerini Ankara ve 7 ilde sürdürüyor. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma da sürüyor. Oktar'ın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Hiçbir bankada hesabı olmadığını söyledi Adnan Oktar. Annemden harçlık alırım. İyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve Mehdi değilim dedi. Adli tıpta örgüt üyelerinden alınan kan örnekleri ise çok dramatik, çok çarpıcı ve de ürkütücü bir gerçeği ortaya çıkardı. Kadınların tamamına yakınında antidepresan kalıntıları bulundu. Adnan Bey, neden gözaltına alındınız? İngiliz Devleti'nin oyunu. Şöyle bir açıklama var. Külliyen yalan, külliyen iftira. Adnan Oktar polis sorgusunda hakkındaki tüm iddialara böyle yanıt verdi. Gel abi. Mali polis Oktar'a 353 soru sordu, 164 sayfalık sorgu tutanağı hazırladı. Sorgusu yaklaşık 2 gün sürdü. Adnan Oktar'ın ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Pasaportunun olup olmadığı yönündeki soruya hiçbir zaman yurt dışına çıkmadığını iddia ederek yanıt verdi. Örgüte yönelik operasyonlarda ele geçirilen nakit paraları da açıklayamadı. Herhangi şirketim yoktur. Sadece yazarlık yapıyorum. Aylık olarak 3 ila 3500 lira arasında para kazanıyorum. Bir muhasebecim yok. Muhafaza ettiğim bir kasa veya finansal kurumum yoktur. Kazandığım tüm parayı cebime koyuyorum. Hiçbir bankada hesabım yoktur. Annem hayatta, bazen annemden harçlık alırım. Suç örgütü değiliz. İyi niyetli arkadaş grubuyla yaşıyoruz ve Mehdi değilim. Örgütte kıyılan imam nikahını inkar etti. Kitaplarının dağıtımının sevenleri tarafından yapıldığını ileri sürdü. Benimle tanışıp ayrılan 8000'in üzerinde insan vardır. İslam'da baskı yoktur. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Yurt dışında faaliyet olarak yazmış olduğum kitapların dağıtılması vardır. Benim bir talimatım yok. Sevenlerimin gönüllü faaliyetleridir. Bu işlere kitap çalışmalarımdan dolayı vaktim yok. Vaktim olsa da benim ilgileneceğim bir husus değil. Bunlar müstakil hayır faaliyetleridir. Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinden alınan kan örnekleri de dikkat çekici veriler ortaya koydu. Adli Tıp Kurumu uzmanları örgütün kadın üyelerinin çoğunun kanında antidepresan kalıntıları buldu. Adnan Oktar'ın örgütün erkek üyelerini de ilaç kullanmaya yönlendirdiği iddia edildi. Suç örgütüne yönelik operasyonda Adnan Oktar'la birlikte 169 kişi tutuklandı. Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredisi vadelerinden sınırlama getiriliyor. Kredi kartında taksit sayısına 12 ayı geçemeyecek denilecek bir taslak hazırlandı. Hazırlanan taslakla başta kuyumcu harcamaları olmak üzere bazı kalemlerde de taksitin kaldırılması planlandı. Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredisi vade sınırları değişiyor. BDDK, ilgili yönetmeliklerde değişiklik içeren taslakları görüşe açtı. Belli bir noktadan sonra biliyorsunuz yani çok ciddi psikolojik sorunlara kadar gidiyor bunlar. Yani yuvalar bile dağılabiliyor bu konuda. Bazı istisnalar dışında tüketici kredilerinin vadesi 48 aydan 36 aya indiriliyor. Ayrıca kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı getirildi. Gerek son dönemlerdeki borçlanma yükünün artması ve kredi faizlerindeki olağan dışı artış
Bize bu yönde bir beklentiye itti. Vatandaşın tasarrufa yönelmesine yönelik bir adım da diyebiliriz. Mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekinlerde taksitlendirme süresi 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kuyum harcamalarında ise 4 ay olan taksitlendirme kaldırıldı. İnsanlar hani kredi kartı fazla olunca yükleniyor. Hani şunu da alabiliriz, bunu da, ama sonu düşünmüyor. Telekomünikasyon, yurt dışı harcamaları, gıda, akaryakıt, kozmetik başta olmak üzere bazı kalemlerde de taksit uygulanamayacak. Taşıt sektörü ile ilgili 100 bin olan peşinat sınırı 120 bine çıkartıldı. Tabii ki bunun da kur farkı ile birlikte araç fiyatlarındaki artışın neden olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik eşyalarla ilgili 6 ay olan taksit sınırı 3 aya düştü. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, düzenleme ile hedefin enflasyon, cari açık ve hane halkı borcunu düşürmek olduğunu söyledi. Haberiniz var mı? Birçoğunuz alacaklısınız. Evet, evet. Sosyal güvenlik sistemi doğum yapana, evlenene, yakını vefat edene, raporlu olan işçiye pek çok mali hak sağlıyor. Ancak çoğu sigortalı bunlardan habersiz, parasını almıyor. Ödeme için zaman aşımı ise 5 yıl. Sosyal güvenlik alanında fırsat eşitliği sağlayan ve sigortalıyı koruyan pek çok yasa yürürlükte. Ama birçok kişi 2008'den sonra çıkan bu yasalardan habersiz. Takip edemiyoruz. Şöyle edemiyoruz. Çalışmaktan dolayı takip edemiyoruz. Raporlu işçiye günlük 40 lira katkı sunan iş göremezlik geliri bu haklardan biri. Ödeme işverenin raporu SGK'ya bildirmesinden hemen sonra yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu en geç bir hafta içinde, 5 gün içinde genelde parayı postaneye gönderiyor. TC kimlik numaranızla gidip PTT'den çok rahatlıkla bu parayı alabilirsiniz. Yetim kalan kız çocuklarına da çeyiz parası veriliyor. Yetim maaşı alan bütün kız çocuklarımız, yetim maaşı tutarı neyse, diyelim ki 750 lira alıyor, 700 lira alıyor. Evleneceği zaman bilmesi lazım ki yetim maaşı kesilecek. 24 maaşa kadar devletten çeyiz parası alabilir. Cenaze yardımı vatandaşın bilgi sahibi olmadığı haklardan bir diğeri. Sigortalının ölmesi halinde cenaze işlemleri için yakınlarına 1-2 gün içerisinde ödeme yapılıyor. Cenaze parası da SSK ve Bağkurlar için 595 lira, emekli sandığındakiler için 1000 lira. Onun için de sadece bir dilekçe veriyorsunuz. Tüm bu mali haklardan yararlanma süresi 5 yıl. Sürenin dolmasından sonra alınmayan paralar devlet kasasına aktarılıyor. Pek çok kişinin parası kasalarda bekliyor, almıyor. Sizin de belki var mıdır paranız? Belki vardır, bilmiyoruz. Hiç yani gidip şey yapmadık, araştırmadık da. Zaman aşımına uğramadan bu haklardan yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Vallahi iyi para. Amerika Birleşik Devletleri'nin dev teknoloji şirketleri 3 günde rekor değer kaybetti. Aralarında Facebook, batsın bence Facebook, Twitter ve Microsoft gibi firmaların olduğu 8 şirketin toplam kaybı 400 milyar dolar ve daha da üstünde. Facebook, Twitter, Microsoft ve Google gibi dünyaca ünlü şirketlerin ana kuruluşu olan Alphabet'in piyasa değerinde yaşanan kayıp 401 milyar doları buldu. Düşüş geçen hafta New York borsasının kapanmasının ardından Facebook'un 3 aylık bilançosunu açıklamasıyla başladı. 3 günde en büyük hisse kaybı %29'la Twitter'da yaşandı. İki firmanın piyasa değerindeki toplam kayıpsa 229 milyar dolara ulaştı. Microsoft ve Google'un da aralarında bulunduğu 6 dev firmanın piyasa değerindeki toplam kaybı da 172 milyar dolara ulaştı. Saatler 00:43'ü gösteriyor. TSA Haber'de gece bakışı devam ediyor. Gazze ablukasını delmeye çalışıyorlardı. 5 gün önce İsrail tarafından gözaltına alındılar. İsveçli insan hakları savunucusu, bir diğer ifadeyle aktivist Andreasson ve Levrini ülkelerine dönerken İsrail'de tutuldukları hücrede işkenceye maruz kaldıklarını söylediler. Gazze ablukasını delmeye çalışırken 5 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Carla Andreasson ve Devana Levrini ülkelerine döndü. 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten 4 gemiyle yola çıktıklarını belirten Levrini,
Hücrede uyumamıza izin vermediler. Saatte bir, bekçiler iki kez hücremize gelip ayağa kalkmaya zorladı. Sonra kapımıza vurup psikolojik işkence uyguladı. İlaçlarımı almama izin verilmedi. Gemiyi ele geçirmeye çalıştıklarında da kafama vurmuşlardı, dedi. Klasik İsrail. Filistinler kadar olmasa da işkenceye maruz kaldıklarını anlatan diğer aktivist Anderson, vücuduma elektrikli tabanca ile müdahale ettiler. Hiçbirimiz ölmedik ama çok sert müdahaleye maruz kaldık, ifadelerini kullandı. Evet, İsrail'de iki batılı ülke vatandaşına işkencenin haberiydi bu. Filistinlere neler yaptıklarını anlatmaya sanırım saatler yetmez. Şarja takılan cep telefonları ve çeşitli elektronik cihazların patlaması neredeyse alışıldık bir durum. Ancak bu kez patlayan şarjdaki scooter oldu. Ev sahibi çocuğunu ve evcil hayvanını scooter patlamadan saniyeler önce kurtarma fırsatı buldu. İşte o görüntüler. Önce bir yanık kokusu geldi, ardından dumanlar çıktı ve salonda şarja takılan scooter patladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'deki ev kazası can kaybı olmadan atlatıldı. Evin babası çocuğu ve köpeğiyle salonda otururken şarjdaki scooter'dan gelen yanık kokusu herkesi harekete geçirdi. Prizdeki şarj cihazının çıkartılması yeterli olmadı. Scooter'dan püskülen dumanlar bir anda salonu kapladı. Baba çocuğunu ve evin köpeğini olay yerinden uzaklaştıracak zamanı ancak bulabildi. Scooter'ın patlayarak alevler içerisinde kalması uzun sürmedi. Ev kazası ölen ve yaralanan olmadan atlatıldı. Ve bitirdik. Gece bakışını Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dirbu Amil hazırladılar. Levent Gürel, Köksal Gökçe, Tinçe Berkay Karten, Ferit Demirbaş ve Yunus Yılmaz'la Onur Gümüş de katkıda bulundular. Ben de ekranlarınıza taşıdım. Aydın Aydemir de yönetti. Takvim yaprakları 3 Ağustos 2018 Cuma'yı gösteriyor. Ben Fuat Kozluklu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Güzel ülkemin güzel insanları, umarım sağlık ve mutluluk dolu güzel bir güne uyanırız. Cuma saat 23'te yeniden karşınızda olmak umuduyla. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. Hoşça kalın efendim.